İnanır mısınız yine bir derdim var. Bu sefer saçı başı dağıttım çünkü gerçekten sinirlendiğim bir andayım. Gerçekten derdini seveyim diyeceğiniz ama benim inanılmaz sinirlendiğim bir konuyla karşınızdayım. Bu arada bu seriye eğer ilk defa geldiyseniz, bu videoları ilk defa izliyorsanız şunu söylememde fayda var. Derdini Seveyim serisi kesinlikle hayatın acı gerçekleriyle ilgili alakalı değildir. Yok ekonomiymiş, yok peynir 500 lira olmuş, yok kredi kartı borcumuz varmış, yok oymuş, buymuş gibi gerçekçi asıl dertlerle ilgilenmiyor bu seri. Bu seri tamamen "Bunu da mı dert edindin? Hay senin derdini seveyim." böyle cümleler kurabileceğiniz bana karşı bir seri. Dolayısıyla Derdini Seveyim butonu olarak kullanabileceğiniz de bir seri aynı zamanda. Şimdi ben niye saçı başı dağıttım? Niye? Bugün sinirli bir şekilde kamera karşısına geçtim. Sinirliyim. Çünkü geçtiğimiz günlerde aslında çok güzel bir konuşma gerçekleşti. Konuşmaya sinirli değilim. Arkadaşlarım oturmuş Discord'da güzel güzel muhabbet ediyorum. İşte onlar oyun oynuyor ben izliyorum bir yandan iş yapıyorum konuşuyoruz vesaire. Ortam çok güzel, şahane konuşuyoruz. Bir arkadaşım defalarca ama defalarca Spider-Man oyununu oynamakla, modlamakla ve farklı farklı kostümleri deneyip fotoğraf çekmekle vakit harcadığı için e, şu sıralar çok sık gündemimize oturur oldu Spider-Man oyunu. Hangi Spider-Man oyunundan bahsediyorum? Insomniac'ın yakın Spider-Man oyunundan bahsediyorum. Elbette Marvel Spider-Man adlı oyundan. Oyunla ilgili bir e, şikayette bulunacağımı zannediyorsanız hayır, kesinlikle hayır. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki Insomniac'ın yakın e, Marvel Spider-Man oyunu gördüm en iyi Spider-Man işlerinden biri. Beni en az Spider-Man çizgi filmi kadar coşturmuş ve aman tanrım daha fazla Spider-Man tüketmeliyim diye aşkla e, doldurmuş bir yapımdır, bir oyundur, bir tüketim içeriğidir. Oyun kesinlikle çok iyi bir oyun. Hatta şöyle ki benim PlayStation 4'üm yoktu ve bu oyun için PlayStation 4'üm oldu. Böyle bir hikayesi var bu oyunun. Benim için özel aslında. Dolayısıyla oyunla ilgili bir şikayetim yok. oyun genel anlamda çok güzel ve kesinlikle Spider-Man gazımı yaşatıyor. Evet. Ancak gelelim asıl şikayet konusuna. Şimdi bu imsonla yakın Marvel Spider-Man oyunu o kadar güzel, o kadar mükemmel, o kadar eğlenceli ve o kadar güzel sürükleyici bir şey ki ee, geek damarlarını kabartıyor Türk Spider-Man aşkı açılıyor ki e, demişler ki insomniyaktakiler bir tane karakteri öyle iğrenç, öyle itici yaratalım ki oyuncular oyunumuza 10 üzerinden 10, 100 üzerinden 100, sonsuz üzerinden sonsuz vermek yerine bir puan düşürsünler bunu hep demişler. Şimdi bu karakter kim? Tabii ki de Mary Jane Watson, MJ. Şimdi e, bahsetmem gerekirse Mary Jane Watson, MJ olarak bildiğimiz karakter normalde Spider-Man çizgi e, romanlarında aslında... Böyle Taş gibi bir fiziği olan inanılmaz güzel yüzlü manken gibi bir içim su gibi bir kadın tamam mı ve aslında çok da inatçı kendi ayakları üstünde durabilen Peter'la e, yani Peter'a böyle kör kütük aşık ve şey damsel in distress modunda biri değil kendi ayakları üzerinde durabiliyor ama yapılış amacı aslında Peter Parker'ın, Spider-Man'in biraz daha romantik e, olaylarını, biraz daha aşk meşk olaylarını giderebilmek, onları kapatabilmek, onları halledebilmek için yaratılmış oldukça güzel fizikli bir hanımefendi. Çizgi roman tarihini tabii ki de burada anlatmayacağım çünkü eskiden kadınların fiziğini işte 90-60-90 yapıyorlar ve erkeklere ilgi çekici gelecek şekilde yapıyorlar vesaire gibi anlatmayacağım ama onları biliyorsunuz. Kendisi bir içim su. Kızıl saçlı bir afet. Oyundaki Mary Jane'in görüntüsüyle ilgili hiçbir problem yok. Hatta aksine çok daha tatlı, çok daha samimi ve içten bulduğum bir görüntüsü var. Nispeten daha insani bir ölçüleri var, daha insani bir yüzü var, daha insani saçları var ve ilginç bir şekilde sanki hiç rastlamamışız gibi daha önce hiçbir çizgi roman işinde rastlamadığımız üzere kendisi bir gazeteci olarak çalışıyor. Bir süper kahramanın gazeteci bir e, aşk ilişkisi partneri vesaire sevgilisi bir şeyi olması aslında biliyorsunuz ki çok rastlamadığımız bir şey e, demişler ki Mary gazeteci yapalım. İyi tamam kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi maaşını kazanan oradan oraya koşturup bir şekilde emeğini taştan çıkaran ekmeğini taştan çıkaran biri. Okey çok hala çok güzel. Zaten şöyle ki oyunda bir yere kadar Mary Jane zaten bu hissiyatı veriyor. Peter'la aralarında bir şeyler yaşanmış ve ayrılmışlar vesaire. Ama iyi geçinmeye çalışıyorlar arkadaş olarak. Bir yandan da Peter'ın sırrını bildiği ve örümcek adam olarak ona yardım edebileceğini düşündüğü için hala iyiler vesaire. Ama gel gelelim Mary Jane. Ah Mary Jane ah. Bak şimdi bak yine sinirlendim. Şimdi bu yakın Marvel Spider-Man oyunundaki Spider-Man Peter Parker. Ben John Bubniak olan modelleme ile yapılmış Spider-Man'i Peter Parker'ı daha çok seviyorum ama karakter aynı o yüzden yenilenmiş versiyonda çok bir şey fark etmiyor. Kişilik aynı olduğu için sorun yok. Kendisi yani böyle canım, böyle canımın ta içi, sarılı pamuklara sarısım böyle içine su kısım geliyor ya. Böyle sarılı sarılı öldüresim gibi öyle bir karakter tamam mı? İnanılmaz bir Peter Parker tiplemesi ve çok başarılı bir Peter Parker tiplemesi. Ancak MJ eski sevgilisi, yeni arkadaşı, partneri, partner in crime belki, Spider-Man olan Peter Parker'a bilmişlik taslayarak benim bu oyunda asabımı bozuyor. Nasıl? Şimdi hemen anlatıyorum. Yer yer MJ ile oynuyoruz. Mary Jane ile oynuyoruz oyunda. Yani sadece Spider-Man olarak oradan oraya asallayıp adam dövüp ilerlemiyoruz. Arada sırada bazı yerlerde MJ Geliyor karakter olarak ve MC ile e, stealth giderek gizli gizli giderek böyle e, işte oradan buradan bir şeyler toplamaya görünmemeye çalışarak bir şekilde ilerlemeye ve görevi tamamlamaya çalışıyoruz. Çok okey. Aynı durum mesela Miles Morales karakterinde de var. Miles Morales oyunun e, ikinci yarısından sonra gelen bir karakter ve henüz örümcek güçlerini kazanmadığı için onunla da stealth giderek bir takım işler yapıyoruz vesaire. Ama gelin görün ki... Miles Morales ile oynarken kendimi bu kadar tiksinmiş, bu kadar iğrenmiş, bu kadar kadınlıktan, feminizmden yılmış hissetmedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Miles Morales'in karakteri kötü değil. Düzgün yazılmış. Bir e, background'u var, bir amacı var, bir bilmişlik taslamıyor bir kere Peter'a. Ama MJ manya, MJ delisi ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Gidiyor. Peter'ın ona hayır MJ yapma. MJ sakın Hayır falan dediği her şeyi birebir yapıyor. Bakın evde bebek çocuk yetiştiren vesaire varsa ya da yakınınızda öyle birileri varsa bilirsiniz ki ters psikoloji. Ya da kediler. Kediye sen hayır dersen kedi inadına onu yapar. Bizzat kedim olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü neden? Manyaklar, teröröler yani. Anlıyor musun? MJ'de aynen böyle. Neden? Yani inanılmaz zırhlı, inanılmaz silahlı, böyle hayvan gibi adamlar gidip Spider-Man'le bile zar zor dövebildiğimiz bir takım adamlar, bir takım bireyler, bir takım haydutlar vesaireler. MJ gidiyor. Ne yapacakmış He, Orada bir şeyler yapacakmış. E ben oradan sır çıkaracağım. Oradan bir şey bulacağım, gazeteye yazacağım. Ya sen aklını Ekmek peynirle mi yedin kadın ya? Bak bir de ne yapıyor biliyor musun? En sinir olduğum sahne şu. Karşısında Saber kadın, Saber birey var. Balkona çıkmışlar. Son birkaç adımı artık düşmek üzere olduğu bir noktada balkonda. Saber kadın yolun sonuna geldin tatlım falan yapıyor. Ve MJ kulaklığında Peter'la konuşuyor tabii o sırada. Peter şu konuma gelir misin? Beni al. Çabuk koş gel diyor. Peter ne oluyor ya? dur, dur, dur geliyorum falan diyor. O sırada çok geç atladım bile deyip atlıyor tamam mı pencereden, balkondan vesaire. Ve Peter onu bir şekilde kurtarıyor tabii ki de. Yani Peter çünkü neden? O canımın içi bir tanem, canım benim. O kimseye zarar gelsin istemiyor. Bir de aşık hala MC'ye. Bu MC geri zekalısı hem kendine çok güvenmiş, o binaya girmiş geri zekalılıklar yapıyor. Hem de belki tutamasa Peter onu ölebileceği bir yere atlıyor. Keşke tutmasaydın Peter biliyor musun? Keşke tutmasaydın çocuğum ya. Peter sana yapma diyor tamam mı? Niye yapma diyor. Sence bir düşün. Haydi bir düşünelim. Düşünüyoruz. 3 IQ'luysan bunu düşünmen zor. Anlıyorum. Ancak IQ'un 2 sayılı rakamlar ve üzerindeyse iki basamaklı bir rakam veya üzerindeyse şunu düşünebilmen gerekiyor. Hmm, Peter Spiderman. Yıllardır da Spidermanlik yapıyor. Hmm, süper kahraman. Hmm, bir şeyleri biliyor. Bir de zeki de bu çocuk. Bilimle de uğraşıyor. Hmm, ne yapsam? Peter bana yapma diyor. Buldum. O zaman yapmalıyım. MJ böyle gidiyor ya oyunda. Çıldırırsın ya. Bir de böyle bilmişlik taslamıyor mu? Bak birebir diyalogları şu anda hatırlamıyorum belki ama oyunu oynarken o kadar sinir kaptım ki kıza. Yani Peter bir şey diyor doğrusunu bildiğini söylüyor tamam mı? MC diyor ki yok öyle değil böyle yapıyor. Diyor ki Peter hayır bu böyle bak 2 artı 2 4'tür diyor. MC diyor ki yok 2 artı 2 5'tir yapıyor. Ya Emce sen kimsin ki ya? Kim köpeksin sen ya? Yani şimdi düşünüyorum kendimi Emce yerine koydum tamam mı? Bakın hiçbir kadın feminist olan hiçbir kadın Damsel in Distress moduna girmek istemez. Yani kurtarılması gereken bir prenses rolünde olmak istemez. Kendi ayakları üzerinde durmak ister. Kendi emeğini kendi çıkarmak, kendi karşılamak, kendi parasını kendi kazanmak ister vesaire. Her şekilde kendi kendine yetebilen bir kadın olmak ister. Değil mi? Her feminist bunu ister. Bu genel bir şey her feministte. Hepimizde var. Ama şimdi kendimi MC yerine koyuyorum. Diyelim ki eski sevgilim, eski partnerim ya da şu anda yakın arkadaşım Peter Parker Wow, New York'un, Brooklyn'in en zeki çocuklarından tamam mı? En parlak zekalarından biri. Ayrıca Spider-Man yıllardır kaç bin tane adamla dövüşüyor. Her gün suçla savaşıyor. Yani çocuk artık bunun hani eh olmuş yani Allah'ı olmuş işin süper kahramanlığı. Eee ben ne yaparım şimdi burada? Bana Peter hayır dese... Ben ne yaparım? Maksimum bak maksimum ne yaparım biliyor musun? Peter benimle 7.24 iletişimde ol. Haberdar et kendinden. Ben yoksa evde kendimi yiyip bitireceğim. Ama bir yandan da bu haberi de yazacağım. Bana da bilgi akıtmaya devam et deyip otururum tamam mı? Bu beni feminizmden çıkarmaz kardeşim. Bu işini bilene işi bırakmaktır. Sen şimdi. Sen şimdi. Bana bak. Sen bir kaldırım mühendisiyken gidip çevre mühendisinin işini yapar mısın? Ya da ya da sen bir kimya mühendisiyken gidip okullarda bak okullarda Türkçe dersi anlatır mısın? Yo. E o zaman oğlum herkes işini yapsa bu şehirde bir problem olmayacak. Zaten oyunun yarısındaki problemler bak oyunun yarı problemleri MC yüzünden çıkıyor. Oraya giriyor oradan bir şey karıştırıyor. Buraya giriyor buradan bir şey karıştırıyor. Oradan bir şey çalmış oradan onu yapmış. Ya o gerçekte çıkmayı versin kral ya. Bak bugün çıkmasın yarın öbür gün çıkar. Peter onları çıkartır ya sen rahat olsana ya. Bak senin eski sevgilin eksin artık oyunun sonunda tekrardan sevgilin. Veya partnerin her ne diyorsan arkadaşın bu bu çocuk ne yaptığını biliyor. Sen ona güven. Günde 4 saat uyku etrafı düşman dolu. Yani bu çocuk bu, bu bu çocuk aşmış kendi. Sen buna niye güvenmiyorsun ya? Bak tamam. Ben de yapacağım bir şeyler diyorsun. Anlıyorum. Peter'a yardım etmek istiyorsun. O zaman de ki Peter nasıl yardımcı olabilirim? Sen şimdi şapkadanak gidersen olayın içine Peter bir de seni kurtarmaya uğraşıyor. O çocuğun psikolojisini düşündün mü sen hiç? O çocuk hem oradaki insanları kurtarmaya çalışıyor hem de seni kurtarmaya çalışıyor. Ayrıca oradaki insanlar hadi neyse de diyor MJ kılına zarar gelmem gelmemeli diye böyle psikolojiyle gidiyor. Daha da geriliyor. Sen bu çocuğun psikolojisini bozma hakkın var mı ya? Yok. Yok. Benim sinirimi bozma MJ. Bu yakın Marvel Spider-Man oyununda en sevmediğim yani %100 tek kötü tarafı diye bildiğim şey MJ. Onun dışında oyun Şefskis ya. Oyun 10 üzeri 10, 100 üzeri 100. Bak MJ çıkar 10 üzeri 10, 100 üzeri 100, sonsuz üzeri sonsuz Wow! Oscar verin, Bafta'yı verin. E, o ödülü verin, bu ödülü verin. Artı altın portakal, altın elma. Oo kırmızı meyveler. Hepsini verin anlıyor musun? Böyle bir oyun. İnanılmaz dev kaldığım bir oyun. Bak MJ ben Spider-Man'in sevgililerini kıskandığım için ya da çekemediğim için değil. Gwen'e bak. Gwen tertemiz kız. Senin gibi bilmişlik yapıyor mu? Kaldı ki bilmişlik yapsa da bildiğinden söylüyor çoğu şey bak. Onun IQ'su yüksek anlıyor musun? Zeki kız. Ya da Felicia. Felicia ne yapıyor? Kedi kadınlık yapıyor. Ee yani kedi kadınlık yaparken de hani kendince bir şeyler yapıyor. Anlatamadım ama anladın sen Emce. Yani <laughs> çok sinirliyim. Ve bunun sadece Spider-Man oyununu görmemle ortaya çıkan bir sinir harbiyle çekiyor olma. E, bunu hatırladıkça MC'ye kurulmam. Bunu hatırladıkça MC'yi dövmek istemem vesaire. Benim inanılmaz artıyor. İkinci oyunda artık yakın gelecek Spider-Man 2 oyununda eğer bir görev dahi MC ile yapacak olursak ben kendimi tokatlayacağım. Yeter. Yeter. Yani bak Miles'la oynayalım. Peter'la oynayalım. Venom gelmiş. Venom'la bile oynayalım anasını satayım ya. Villain'larla oynayalım ya. Ben Green Goblin olayım oynayayım. Bak anlıyor musun? Spider-Man'i döveyim karşısına geçip. MJ olmak istemiyorum ya. MJ olmasın. MJ ölsün. Gwen gelsin yerine bak. Böyle bu kadar nefret ettim o MJ'den ben ya. Normalde MJ bu kadar takılacağım. Bu kadar sinir olacağım bir kadın değildi. Çizgi roman okurken diyordum ki ya, kendince belli başlı şeyleri var. Bu yüzden Peter'la yollarını ayırmış vesaire vesaire gibi nedenlerle yoluna uğurluyordum. Ne Tamam mı? Yok, bu oyunda gıcık kaptım ve bunun şeyle de alakası yok. Ben şey de değilim. Aa çizgi romandaki gibi 90 60 90 yapmamışlar falan değilim. Aksine bence çok güzel ee, bir uyarlama olmuş. Çünkü Hiçbir kadın öyle 90-60-90 MJ'in ilk çizgi romanlardaki hali gibi dolaşmıyor. Yani biraz realite lazım. E tamam bu çok güzel, çok uygun. Oh mis falan diyorum. Konuşmasa ve hareket etmese çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Hani bitkisel hayata girse sevebilirim. Evet. Karar verdim. Bitkisel hayata girerse sevebilirim. Ee, adresini alıp adresinde biraz onu... <laughs> Neler diyorum bilmiyorum. <laughs> Sinirden elim ayağım titriyor. Anladığınız üzere Imson'un yakın Spider-Man oyunundaki MC'ye çok kırıldım. Çok kırıldım. Ve bu videoyu ikinci kere falan çekiyorum. Çünkü önceki videoda kekeme olmuşum artık. Yani o kadar sinirliyim ki hiçbir şey konuşamamışım. Hayırlısı. Gerçekten hayırlısı. Derdini seveyim diyebileceğiniz gerçek bir derdim. Gerçek bir derdimle tekrar karşınızdaydım. Teşekkür ederim. Bir sonraki dertlerimi tekrar anlatmak için beni burada bulabilirsiniz. Beğenmeyi, beğenmemeyi veya yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Çünkü ben bunu demezsem hiçbir şekilde bunlar yapılmıyor. Niye? Bunları hatırlatmak lazım. İnsansınız unutuyorsunuz. Tamam, tamam. Hiç problem yok. Ben hatırlatırım. Ben hatırlatırım annem. Ben hatırlatırım size. Siz rahat olun. Öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.